Bugün yeni bir hayata başlıyorsun Yiğit Balcı. Kafamdaki soru işaretlerine cevaplar bulacağım. Ama bu defa hata yok. Şüphe yok. Yanlış yapmak yok. Artık sadece deniz var. Bugün yeni bir hayata başlıyorsun Deniz. Daha doğrusu benimle yeni hayatına başlıyorsun Deniz. Ne işin var gerçekten? Michael kapıyı çaldım açmadın. İrem açtı kapıyı, ben de girdim. Salondaydın sen be. Ben uyumuşum ya o zaman. Ayakta uyuyorum ben ya. Allah Allah. Uyandıralım o zaman. İşte böyle bakıyorsun ya. Evet, yapabilirim. Bu aşka bir şans verebilirim. Yapabiliriz Michael. Başarabiliriz. Bu dünyadaki en galaktik çift olabiliriz. Onları bir de dışından söylesene. Yeni imajınlıyorum. Hayırlı olsun Michael. Michael mı? İmaj yaptım. Sevgilinim ve bana hala Michael mı diyorsun? Ya Deniz olur, Michael olur. Neticede güzel olmuş. Bugün yeni hayatına başlıyorsun İrem Gündal. Hayret. Yiğit'ten ayrılınca dünya başıma yıkılacak zannediyordum ama çok iyi hissediyorum. Dakika. Şimdi ofise beraber gitmeyeceksek sen neden buradasın acaba? Yani şöyle ki. İlk sabahımızda günaydın demese miydim? Bir. İki. Benim yapmam gereken esrarengiz işler var. Onları halledeceğim zaten. Yani o yüzden beraber gitmeyeceğiz. Yutkundun. Hı. Başka biri mi vardı? İleride belki. Ne diyorsun be? Ne? Öldürürüm seni. Hiddetin bile estetik Michael gerçekten. Hakikaten nereye gidiyorsun? Sürpriz. Sürpriz mi? Hı. Ya bana mı sürpriz? Sevineceğim ben de. Ben o zaman tam ne diye sormayacağım. Çünkü o bir sürpriz mantıklı olarak. O iş bende, ben sevineceğim. O zaman git sürprizi hazırla. Sürpriz. Git. He. Ya bir de erkekler romantik değil diye şey olur da. Michael seni kınıyorum. Ama kınamadan önce şunu yapıyorum. Bak bak bak. Bir şey soracağım. Güzel olmadık mı Michael? Olduk değil mi? Seni seviyorum. Ama ondan sonra konuşuruz. Kazağını giy. Ama bağla işte. Giyeceğim. Vay be. Sevgilim var. Hayatımda ilk defa. Nerede bu ya? Hazırlandım, işe gideceğim ama ya iki saattir telefonumu bulamıyorum. Sen gördün mü? Bir şey diyeceğim, sen işe gidebilecek misin? Niye gidemeyeyim ya işi? Yani hafızam geri döndü. Her şey yerli yerinde. Ergenliğimi ait olduğu yere gönderdim. Süperim, iyiyim yani. Hah. Buradaymış. Oo. Yapma. Aa. Ya yok ya. Ya çok güzel olmuşsun Zuzu. Ya. Canım benim. Aşk etkisini gösterdi değil mi? Ya öyle değil yani. Tuna sana kendini prenses gibi hissettiriyor. Yani evet. Ya zaten ilk tanıştığımız günden beri hep öyle. Hep yanımda. Beni hiç bırakmadı ki. Her şeyi yaptı benim için yani. Ben mutlu olayım diye.
Ya huzurluyum hep yanında. Tabii ki de öyle oluyor. Ama yani aslında ben bir şekilde onu hep ittim. Yani bütün bunlara rağmen yanımda olmasını istemedim. İnsan dibindekinin kıymetini anlayamayabiliyor demek ki. Sonra dün düşündüm ve bir karar verdim. Yani ikimize bir şans vermek istedim. İyi de Zuzu, dünle ne ilgisi var? Siz zaten bir süredir birliktesiniz. İşte aynen öyle. Zaten biz tanıştığımız günden beri birlikteyiz. Yani düşündüğün zaman öyle. Ben dün tekrar tekrar aklımdan geçirdim. Yani ne kadar doğru. Ne bileyim, öyle oluyor insan. Siz ne yaptınız? Nikah günü falan aldınız mı? Ne yaptınız? Aslında biz ayrıldık. Bitti. Evet. Ne diyorsun ya? Bir dakika, bir dakika. Ben yanlış mı duydum, anlamıyor muyum? Yani Yiğit mi ayrılmak istedi, sen mi istedin? Ne oldu, şu anda şoktasın herhalde, değil mi? Zuzu, kimin ne dediğini, ne yaptığının ne önemi var? Ayrıldık, bitti işte. Nasıl bu kadar rahat söyleyebiliyorsun bunu? Sen onsuz yapamıyorum demiyor muydun? Ne oluyor? Bir şey var bunda ya, bir şey söyle bana. Ben asıl bu kadar yalanla yaşayamazmışım Zuzu. Biz bunca zamandır Yiğit'e yalan söylüyoruz. Peki ne için söyler misin? Çünkü sen onsuz yaşayamazsın diye. Çünkü sen Yiğit'i seviyorsun diye. Ne için? Hayır işte, o beni sevsin diye. Ben artık bunu kaldıramadım Zuzu. Yani beni sen zannettiği için değil, beni ben olduğum için sevecek birini istiyorum. Anlıyor musun? Şu anda anlamak istemiyorum yani şu anda. Gitmem lazım. Görüşürüz. Bitecekti. Böyle bitmeyecekti. Sen evlenip mutlu olacaktın. Ben de Tuna'yla mutlu olacaktım. Yani o gitmiş kendi için doğru olanı yapmış ama onun için doğru olan ayrılmakmış. Ben ne yapacağım şimdi? Ben nasıl söyleyeceğim Yiğit'e? Hı? Nasıl söyleyeceğim? Yiğit, bu böyle. Sabaha kadar devam eder. Oturayım ben. Otur da. Nasıl buldun beni? Evine gittim, baktım yoksun. Civardaki kafeleri araştırdım. En yakın bu. Geldim, buradasın. Deniz'le ayrıldılar ya. Aklı sıra bana hesap soracak. Ziyaretinin sebebi ne? Kahve eşliğinde yapılan sohbetlerin %60 daha verimli olduğuna dair İsviçreli bilim adamlarının bir araştırması var, biliyor musun? O sohbeti kimle ettiğine göre değişir. Bak, eğer Deniz için geldiysen... Yok oğlum. O konu kapandı. Kapandı. Güzel. Bu kadar mı? Ağzımın tadını biliyorsun. Kolombiya, bilirsin. Ama ziyan oldu maalesef. Zengin çocuğu. İşsiz olan benim. Ünlü bir yazar olan sensin. Yazar bey, tepkileriniz hiç normal değil. Hangi tepkilerim? İşte bu tepkiler. İyi misin? İyiyim. Hem de hiç olmadığım kadar iyiyim. Aslında inanmazsın. Ben buraya senin için geldim. Benim için. İnanmam. Dedim. Dergidekiler dört gözle yolunu bekliyor. Tirajlar düştü, satışlar yerlerde. Yani kapıya gittim, Asen Hanım kilit vurmuştu, onu da açtırdık. Yani durum kötü. Üzüldüm. Bilmiyordum, haberim yoktu. Şimdi herkes işsiz mi kaldı yani? Hı? Yani işsiz kalmaktan öte dağıldılar. Ama şimdi tekrar toparlandılar.
direktörlerini geri istiyorlar. Sağ olsunlar. Asena Hanım'la Gazi Bey de geri istiyor mu? Bilhassa onlar. Onlar çok istiyorlar. E diyorlar ki bir daha asla işinize karışmayacaklarmış. Hmm. Peki sen benim gelmemi dört gözle bekliyor musun? Manyak mısın oğlum sen? Ben niye senin dönmeni isteyeyim? Ama orada o kadar insan çalışıyor. Yani onlar istiyorlar bir şekilde. Ayrıca... Ayrıca ne? Bu söylediğim şey tamamen aramızda kalmak zorunda. Dergiyi sadece sen kurtarabilirsin. Galiba. Hemen havaya girme. Aslında ben de dergiyi çok özledim. Dergiyi ve içindekileri. Ama bu aramızda kalmak zorunda değil. Yani ne diyorsun? Kabul edildi. Dergi bende. Ama bir şartım var. Bugün burada neden toplandığımızı hepimiz biliyoruz. Dergimi çok seviyorum, toplantısı. Dergim için ne yapabilirim toplantısı, değil mi? Evet, evet. Yani dergi mi bizden çıkar, biz mi dergiye çıkarız toplantısı? Hemen bir şey yapmazsak dergi için Allah cezamızı verecek toplantısı. Ya da sizi çok özledim toplantısı. Gazi Beyciğim, şimdilik duygularımızı biraz ertelememiz gerekiyor. Bugün bu kuyudan nasıl çıkacağız, onu bulmamız gerek. Herkesin fikirlerini bekliyorum. Ondan önce arkadaşımızla tanışsak. Orada oturmasa toplanıyoruz ya, ne ayrı kalmış. Ha merhaba Çağlar. Yok, hiç gerek yok. Hiç gerek yok, sen orada kal lütfen. Çağdaş ben. Ya baştan söyleyeyim, ben yıkanmaya inanmıyorum da. Sonra böyle muhabbetler olmasın yani, bil de. Olmasın, sorun yok. Çok hareket ettirme, kokuyor. Siz yokken bize yardımcı olan arkadaşlardan biri. Performansından hiç memnun kalmamıştık ama Asena Hanım tekrar işe almış. Neden olduğunu bana hiç sormayın. Ya ben Asena Hanım'dan ikinci bir şans istedim, o da verdi sağ olsun. Sonra da koşarak uzaklaştı. Kadına resmen kokusuyla şantaj yapmış. Ne? Kokusuyla. Kenara sıkıştırmış duvarın oraya. Ya ben oraya geleyim ya, hiçbir şey duymuyorum. Hayır. Hiç gerek yok. Çıkıl be, havalandırma kendini. Stabil dur. Lütfen sen olduğun yerde kal. Evet arkadaşlar. Benim kişisel bir fikrim var. Biz ülke olarak türkü barları çok ihmal ettik. Bu açıkçası içimi yaralıyor. Kişisel fikrim şu, türkü barlara gidelim. Türkü barlar ve türkü barlardaki sanatçılarımızın kılık kıyafeti üzerine bir dosya yapalım. Adını Deli Kız koyalım. Resmine de Deniz'i koyalım. Yani kapağına. Bence insanlar ne giymek istemiyorsa onları giysinler. Ön yargılarla alakalı bir şey olabilir. Yani. Arkadaşlar, klişelerden kaçmayalım derim ben. Her zaman kurtarır. Mesela 1900'lerden günümüze gelen dantel modasını işleyebiliriz. Ne dersiniz? Çok iyi. Ya Buket Hanım muhteşem bir fikir. Katılıyorum, kesinlikle katılıyorum. Hani üstüne söylemiş gibi olmayayım da bir fikir. Ben diyorum ki bilgisayar modası, yani bilgisayar modellerine göre insanların giyim tarzlarını araştıralım. Hani bana bilgisayarını göster, ben de sana kim olduğunu, nasıl giyindiğini söyleyeyim tarzı bir şey. Ya şey olabilir, geri dönüşüm modası. Yani çöpteki atık maddelerle üretilen giysiler. Ya bu öyle mesela. Reddedin. Sürprizin bu muydu? Yiğit Bey'i mi getirdin? Ne yaptın? Hı.
Herkes yuvaya geldi işte. Tuna hala birlikte olduğumuzu söyledi mi acaba? Tuna, ne konuştunuz Yiğit'le? Ay, kafamın içi burası. Ne konuştunuz tam olarak? Asistanım beni özledi mi diye sordu. Hoş geldiniz Yiğit Bey. Şimdi sen Tuna'yla ayrıldık zannedip mi sarılıyorsun? Yoksa tam tersi mi? Çok özlemişim. Ama seni tanımasam geldiğime sevinmediğini zannedeceğim. Hepimiz çok özledik sizi Yiğit Bey. Evet. Arkadaşlar, sizlerle tekrardan burada olmak benim için çok özel, çok güzel. Hep birlikte Go Flamingo'yu yeniden eski parlak günlerine geri döndüreceğiz. Düştüğümüz yerden kalkacağız ve tirajlarda yeniden bir numara olacağız. Çok çok güzel söylüyorsun da merak ettiğim bir şey var. Bunu tam olarak nasıl yapacaksın? Yani merak ettiğim için soruyorum. Biz yapamadık da. Bu yüzden buradayım. Gölgeyle yapacağız. Biz bunu nasıl işlemedik ya? Kendisi daha önce hiçbir dergi röportajını kabul etmemiş. Ama ilk röportajını Go Flamingo okurları için yapacak. Yalnız arkadaşlar sizden bir şey dileyeceğim. Eğer mümkünse yani mümkün mertebe bana imza şakası yapmayın. Çok rica ediyorum. Bir tane. Yapmayın ya. Yeni sayımız için harıl harıl çalışıyoruz. Hadi herkese kolay gelsin. Hadi. Hadi. Asistan. Seni birazdan odamda bekliyorum. Konuşmam lazım. Konuşmamız lazım. Birkaç tane işim var. Onları halledince gelirim Yiğit Bey. Evet. Gel. Of, onunla çok iş birikti ya. İyi uykular. Ezik miyim ben? Kompleksli miyim? Hayır değilim. O zaman neden hıncımı fotoğraftan alayım? Sakin ol İrem. Yiğit'ten ayrılmak seni yıkmadı. Yani böyle sert hareketlere hiç gerek yok. Çünkü neden? Çünkü hayat devam ediyor. Cemal. Efendim. Ha, dijital ajansla konuştum. Sosyal medya kampanyasını hemen başlatıyorlar Eşan. Süper. Buket. Yazı başlıklarını gönderdim bile. Tuna. Kendi röportajımı kendim yapıyorum. Sorunsuz bilmiyorum. Teşekkürler. Deniz. İki çevirde tamam. Süper. Gazi. Ben hala ne yapacağımı bulamadım Neşe Hanım. Yani bir iki şey var ama bulamadım. Çağdaş. Ya ben Gölge Arkadaş'ın kitabını okuyordum da. Hocam bayağı iyi olmuş ya, vallahi helal. Süpermiş yani, yazmaya devam.
ses etmem. O da çağırmaz. Öğlene yemeğe kaçarım, biraz geç dönerim, biraz mutfakta dururum. Akşam da bir saat erken çıksam kaçtım gitti. Deniz, Yiğit Bey seni çağırıyor. Sabah herkesin içinde sana sarıldığım için kızmadın değil mi bana? Seni o kadar çok özlemiştim ki kendime engel olamadım, kusura bakma. Yok canım. Niye kızayım ki? Sonuçta bir patron asistanına sarılabilir yani, olabilir evet. Bu arada tahmin ettiğin ve beklediğin haberi vereyim. Biz Deniz'le ayrıldık. Aa öyle mi? Çok şaşırdım. Niye şaşırdın ki? Biz net bir karar vereceğiz demedik mi? Dedik. Kendimizi, insanları daha fazla mutsuz etmeyecektik değil mi? Dedik mi? Dedik. Hı-hı. Sen de Tuna'yla bu yüzden ayrılmadın mı? Hayır. 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 Avazım nerede benim ya? Bağıracağım şimdi. Şimdi tam olarak şöyle oldu. Biz konuştuk. Ben sizin yanınızdan ayrıldım. O... Deniz, boş ver. Bak ben bu konunun nereye gideceğini... Ama... Boş ver, boş ver. Bak gerçekten boş ver. Yani ben nereye gideceğini tahmin edebiliyorum. Bu sıkıcı, üzücü ayrılık hikayelerini konuşmamızın bir anlamı yok. Olan oldu. Bitti gitti. Eminim Tuna da çok üzgündür. Gerçi öyle görünmüyor ama. Çünkü aslında bugün ilişkimizin ilk günü. Çok mutlu. Ya ben şunları niye dışımdan söyleyemiyorum? Neyse. Artık aramızda hiçbir engel kalmadı. Önemli olan da bu, değil mi? Patron Yiğit gibi davranıp normal Yiğit gibi durmaya çalışıyorum. Bu sabah senin yanına gelirken... Yani işe gelirken seni göreceğim, böyle uzaktan sana bakacağım, sesini duyacağım, seninle konuşacağım diye öyle heyecanlıydım ki. Ne konuşacaktınız? Bizi, geleceğimizi. Bak. Ama çeviriler için gelmiştim ben buraya aslında. Hiç bakmadınız yani, sonuçta bunlara bakmanız gerekiyor, çeviriler. Sen varken çeviri. Bak. Pardon Yiğit Bey, iki dakikanızı alabilir miyim? Tabii Neşe Hanım. Ben de redakte ezmem gerekiyordu. Ne istiyormuş? Hiçbir şey ya. Bu redakteler falan. Onlar yani. Ha. Ben de öyle bağırdan basınca falan böyle bir kıllandım ama yanlış anlama. Senden değil. Onlar. Yok canım. Aynen. Kıl tüy böyle şeylere gerek yok. Şey diyeceğim. Bugün ilk günümüz ya. Dışarı çıkalım mı? Bir
Bir şeyler yaparız. Şu redakteleri bitirmem lazım ama. Ya edersin sonra. Burası Asena Hanım'ın dergisi sonuçta yani. İşten önce aşk geliyor. Böyle bir yer burası. Çok bir şey yok zaten, tamam mı? Çıkalım mı? Çıkalım, çıkalım. Buradan kurtulalım. E iş diyordun? Ben gece onları mail olarak atarım. Uyumam atarım ya. Gece 3'e kadar falan hallederim ben onları. Ha, tamam. Evet. Hadi. Yiğit Bey, dijital ajans 2 saatte bir toplantı istediler de... ...müsaitseniz içerikle ilgili konuşalım diyecektim. Olur canım. Vallahi suite hazır mı? Gelinle damat düğünden önce eşyalarını bırakmaya gelecekti. Siz hiç merak etmeyin İrem Hanım. Her şey hazır. Siz de nişanlıydınız değil mi? Düğününüz ne zaman? Hiçbir zaman. Ayrıldık. Ay kusura bakmayın, pot kırdım galiba. Gerçekten çok üzüldüm. Üzülme. Ben üzülmedim. İşinin başına dön. İrem? Meriç, ne işin var burada? Ya buralardan geçiyordum da seni göreyim dedim. Ha, buralardan geçiyordum. Hadi canım. Ya, geçen gün beni aradın ya hani yanlışlıkla. Aklıma düştün. Görmek istedim. Seni aradım ben değil mi? Doğru. Pişman mısın? Olayım mı? Bence olma. Hatta gel bir şeyler içelim. Eski günlerden falan bahsederiz. Çok isterdim ama... Hiç bozma İrem, ayrılık moduna girme. Böyle devam et. Ne yapalım biliyor musun? Mesai saatin bitsin, birkaç saat sonra gel. Burada barda bir şeyler içelim. Süper. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Buket. Değiştirdiğimiz yazı başlıklarını Neşe Hanım'a da göster. Ona onaylatmadan başlama. O Neşe Hanım'dan onayı ben alabilirim Buket'ciğim. Gerçekten en azından bunu yapayım. İzin verin. Gazi Bey siz hiç zahmet etmeseydiniz ben hallederdim. Olur mu Buket'ciğim ya? Ne zahmeti? Gerçekten. Yani bırakın en azından bunu yapayım, yaptığım bir şey olsun. Bak Allah'ın adını verdim. Bu iş bende. Siz bilirsiniz. Bu çocuk bu çayı demleyemiyor ya. Deniz nerede? Stüdyoda falan mı? Yok, Deniz çıktı. Epey oldu. Çıktı mı? Yani yani hani şey yaptı mı? Çıkarken not falan bıraktı mı bana? Bir şeyler söyledi mi? Yok. Yani bırakmadı vallahi. Ama öyle bir şey mi vardı? Not mu bırakacaktın? Hayır ama yani bugün toplantılardan dolayı bir türlü iş planını yapamadık. O yüzden neyse ya artık yarın hallederiz biz. Arkadaşlar, bugün gerçekten iyi bir başlangıç yaptık. Yeniden zımba gibi bir ekip olduk. Bize de yakışan bu. Teşekkür ederiz Yiğit Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buket Hanım. Nereye gitti bu kız ya? Bir de mi kutlayacağız? Ha, beğenemedin mi? Anlamadım. Sabret. Evet. Şöyle alayım size efendim. Evet. Bu ne? Ya bu nedir yani? Teleskop. Yani yıldızları başka yerden, her yerden görünüyor yıldızlar. Seni?
Bakayım. Merhabalar. Büyük ayı, küçük ayı. Bunlara mı bakacağız? Yapma. Ne yapacağız? Michael, ben klişeler prensiyim, bilmiyor musun? Sen prens ol. Prens ol ama hobi olarak ol. Gerek yok yani. Gerçekten şu an üşüyoruz falan, hiç gerek yok. Bir saniye. Ama korkma, yıldızlara bakmaya gelmedik. Hayalime bakacağız. Nasıl yani? Sabret. Bak bakalım ne görüyorsun? Bakayım mı? Hı. Oraya. Neden? Evet, bakıyorum. Ev görüyorum. Hı hı. Biri var. Baba muhtemelen, göbeği var ve baba yeleği giymiş. Evet, annem. Aile görüyorum. Kim bunlar? Bunlar benim hayalim. Ama şimdi diyeceksin ki bana, niye röntgencilik yapıyorsun ki, bu soruyu sormakta haklısın. Ama şöyle bir gerçek var. Yetimhane duvarları suratsız Michael. İnsana hayal kurdurmuyorlar. Ben de madem kuramıyorum dedim hayal, o zaman gözetlerim. Şu an ben de hayalimi kuramıyorum. Bakabilir miyim? Yani... Bak. Biri var. Genç biri, senin yaşlarında biri. Kim o? Onunla beraber büyüdük sayılırım, biliyor musun? Geçen yaz evlendi. Bir de çocuğu oldu. Herhalde 2 aylık falan ama cinsiyetini bilmiyorum. Aslında onlar kim o? Hiçbir şey bilmiyorum. Adlarını da bilmiyorum. Ama tanıyor gibi. Sen onun yerinde mi olmak istiyorsun? Artık istemiyorum. Aslında tam olarak dürüst olmam gerekirse bu sabah hayalime yeni bir sürüm güncellemesi geldi. Artık dünyayı dolaşmak istiyorum. Karavanla. Seni de yanıma koyacağım. Gezeceğiz. Bir dakika. Benim ailem zaten yanımda. Ben başkasının aile hayalini ne yapayım şimdi? Utandım. Bana bak. Hı. Ya baksana. Utandım. Utanmış insan nasıl bakabilir ki? Öyle bir bak. Hı? Ya bak. Hı? Tamam. Tamam. O zaman şimdi sıra sende. Söyle bakalım çocukluk hayalini. Benim çocukluk hayalim... Yok, hatırlamıyorum ki. Gerildin mi sen? Ya Allah Allah, gergin bir şey mi yaptım? Ne alaka gerildim mi diyorsun şimdi? Gerilmedim ya, hadi üşüdüm zaten. Niye burada bekliyoruz ki ya? Ne ya? Gel. Ne? Kulağıma kadar geldik. Travma kokusu alıyorum. Ya ne o koku almalar falan. Rintintin misin bana mübarek? Tamam. Söylüyorum. Lütfen. Ben konservatuarda okumak istiyordum. Müzik. Harbi? Hı. Sınavlara girdin mi? Evet, girdim. Yani hatırlıyorum. Hatta dün gibi. Ne oldu? Çok heyecanlandım böyle. Perdenin arkasına bekliyordum. Ayva çiçek açmış kavur. Yaz mı gelecek, süper. Günü bu sevdadan, haydi. Müzik senin hayatın, evet. Ay ses bir. Ayva çiçek açmış vazım. Bir dakika. O şarkıyı mı söyledin? Ya Allah Allah, bir araya girme. Anlat dedin, bir şey hatırladım. Anlatıyorum yani. Travmatik bir durum var sonuçta, lütfen. Tamam, haklısın. Pardon, devam. Evet, devam ediyorum. Sakin. Sonra jüri adımı söyledim. Deniz Aslan. Aylarca şan kursuna gitmiştim. Sınava da deliler gibi hazırlanmıştım. Bize ne söyleyeceksin?
türkü söyleyeceğim hocam. Evladım, o tişörtle zor olmayacak mı? Yok hocam, bol aslında. Diyaframımı kullanabiliyorum. Michael, bir sen yanlış anlamışsın. Onlar sana demişler ki metalci tişörtüyle türkü söylenmez, sen anlayamamışsın. Bazen insan anlamak istemiyor olabilir. Ne var bunda? 25 yaşında anladım. Niye sürekli hayallerimin arasına giriyorsun ve futbol maçı özetleri gibi başa dönüyoruz sürekli? Ne gerek var böyle şeylere? Tamam, haklısın, pardon. Uğurcuğum, oynat, devam et. İşte o an gelmişti. Şarkıyı güzel söyleyebilirsem hayallerime kavuşacaktım. Başla o zaman. Kızım, sen bizle dalga mı geçiyorsun? Asla hocam. Geçmiyor hocam. Heyecandan sesi giden bir genç daha. Yazık. Hayatının fırsatını kaçırdı. Ne yapayım? Ya olmadı işte. Hanım. Fırsatın olsa yine denemek ister miydin? Olabilir. Yani hevesimi alırdım ama olmaz yani. Kim bilir Michael, belki bir gün bir daha böyle bir şans gelir sana. Buna senin bile gücün yetmez, örümcek adam. Deniz. Nereye kayboldun Deniz? Deniz nasıl acaba? İyi mi, kendini toparlayabildi mi ki? İşin var. Seni görmeye geldim. Merak ettim nasıl oldun diye. İyi misin? Hata bende tabii. Ne hatası? Senden ayrılınca perişan olacağımı zannediyorsun. Haklısın, çünkü şu zamana kadar hep öyle düşündürdüm sana. Ama gördüğün gibiyim, iyiyim. Çok iyiyim hem de. Deniz, neden senin iyi olmana üzülecekmişim gibi hareket ediyorsun? Öyle konuşuyorsun. Niye böyle davranıyorsun ki? Ben senin tabii ki iyi olmanı isterim. Biz eski arkadaşız. Öyleydik değil mi? Öyleydik ve hala öyle olmaya devam edeceğiz. Değil mi? Yani ayrıldık bitti diye en iyi arkadaşımdan vazgeçecek değilim ki ben. Haklısın Yiğit. Ben de senden vazgeçecek değilim ama şimdilik biraz mesafeli olsak diyorum. Haklısın. Yani araya mesafe. Daha çok taze, her şey çok yeni. Bir randevum var, kusura bakma. Ben merak ediyorum beni nasıl gördüğünü. Yani bambaşka birini görüyormuşsun gibi geliyor. Ben o kızı tanımıyorum. Aslında bence tanıyorsun da tanımazdan geliyorsun. Ne bileyim, ya kendime karşı biraz asosyalim. Nasıl oluyorsa, ne yapayım? Ne yap biliyor musun? Elimi tut mesela. Ya şimdi... Ya daha önce... Sevgilim olmadığı için
Şimdi böyle sen söyleyince yani of. Ya bırak. Bak şimdi çok basit. Hafif nasırlı bir erkek elini. Ama bu aşık bir erkek olmalı tabii ki. Tamam mı? Sonra senin narin, küçük, serçe kıvamında olan minik elinle birleştiriyoruz bak. Sanki bir gorilin avucuna kelebek konmuş gibi. O ne demek? Tamam, kabul ediyorum kötü benzetme ama dikkat et. Evet. Tamam, okey. Önemli olan şey ne biliyor musun? Parmak araları. Burası mı? Yavaş, yavaş. Çünkü hissetmen gerekiyor, tamam mı? Bundan girdikten sonra, tamam mı? Yavaşça dönecek. Benim elim sıcak, seninki soğuk. Evet. Hissetmen gerekiyor her şey. Ya niye bu kadar yavaş sürüyor ki işte böyle ya? Tamam. Teşekkür ederim. Sen geçiştirdin mi beni inceden şimdi yoksa? Yani işte erken. Erken, tamam. Erkene saygımız sonsuz. Tam nerede kalmıştık o zaman? Konuşuyorduk. Bu işte İstanbul. Karmaşık işte. Çok acayip karışık, baksana. Şehrül karmaşa. Ne? Şehrül karmaşa.